Merhaba arkadaşlar, Davar TV resmi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere rakip bulunamıyor sorunlarından bunun ayrıntılarına kadar ineceğiz. Tek tek dallarını tek tek inceleyeceğiz. Bunlardan biri rakip bulunamama hatası. Ya da rakip bulunuyor, maç bağlantısı kesiliyor. Ya da rakip bulunuyor, hareket etmediği için maç kopuyor. Ya da siz iniyorsunuz, maç kopuyor. Bunları tek tek en ince ayrıntısına kadar inceleyeceğiz. Lafı fazla uzatmadan video geçmeden önce kanala abone olup bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler dilerim. Öncelikle arkadaşlar, oyuna giriş yaparken ki bana bir dönelim. Olayı özetlemek istiyorum çünkü. Şöyle bir gelelim. Uygulamayı sonlandıralım. Evet. Test'e gelelim tekrardan. Bu sorunun en büyük sebeplerinden biri rakiple de kaynaklı, sizin ayarlarınızla da kaynaklı. Cihazınızın alabileceğinden daha fazla performans yüklerseniz, ki yorumlara belirtebilirsiniz, abi benim cihazım şu, hangi performansla oynamalıyım gibi. Bununla ilgili ek bir videoda çekebilirim isterseniz. Burada video ayarları var. Video ayarlarına gelmeden önce öncelikle ön belleği silebilirsiniz. Ön belleği silmek her zaman faydalı oluyor. Hatta şimdi sileyim ben. Sonra video ayarlarına geliyorsunuz. Mesela benim cihazım Samsung Galaxy A50. Standart yeni yüksekte de oynanabiliyor ama standart da oynamayı tercih ediyorum çünkü yüksek biraz daha oyun renkli oluyor. Çok göz alıcı oluyor. Standart iyi. Zaten standartla düşük neredeyse aynı grafiklere sahip. Cihaz 60 FPS oynuyor. 60 FPS oynuyorum. Onun haricinde mesela cihazınızı atıyorum 60 FPS değil de 30 FPS için tasarlandıysa ve siz 60 FPS giriyorsanız oyunda ara sıra kesik kesik dolmalar olacak, droplar girecek. Oyun zevklisi kaçabilir ya da rakip bulunamayan hatası olabilir çünkü cihazınıza uygun. Rakip bulmaya çalışırken ilk önce cihazınızda eşleşiyor mu diye bakıyor, sonra internete bakıyor oyun. En sonunda da derecenize bakıyor, o yüzden derecede sapma çok fazla meydana girebiliyor. Ya da atıyorum 60 FPS'siniz, 30 FPS oynuyorsunuz. Oyunda çok fazla feci droplar falan girecek. Önce 60 FPS'e girdik. Dediğim gibi cihazınız mesela Full HD ise Full HD Plus'ı standart yüksek oynayabilirsiniz. Küret HD ise zaten yüksek, full yüksek. HD Plus'ta ya da HD ise düşük tavsiye ediyorum. Dediğim gibi düşükle standart arasında pek fark yok zaten. Yüksek biraz daha renkli göz alıcı. O yüzden ben pek kullanmıyorum, sizi bilmiyorum. Bitti diyelim. Geriye geldim. Evet, aşamasını bekliyoruz. Bu arada kanalda diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Faydalı olacağını inanıyorum sizin için. Neyse. E-futbol. Maç değil. Zaten bitirdim. Seri atime girdim. Evet arkadaşlar, herhangi bir maça tıklıyorsunuz. Şurada sağda maçı seçeneği var. Şu an tıklıyorum zaten. Buna tıkladığınızda hemen bir örnek göstereceğim. Şu an ben hemen geri geldim. Rakip bekleme kısmı, eğer çok uzun süre rakip bulamıyorsa öncelikle bir iki defa tekrar rakip bulmasını deneyin. Eğer hala rakip bulamıyorsa bu sefer sorun cihazınızın işte grafik ayarlarında ve FPS ayarlarından yanlış ayarladığınız için cihaz ve bağlantı stabilizasyonunu sağlayamadığı için rakip bulamıyor. Çözümlerinden biri onları ayarlamak, diğeri internet bağlantınızı kontrol etmek. Genelde mobil üzerinde oynamanızı tavsiye ediyorum. Wi-Fi'de de oynanabiliyor gerçi. Biraz kasım meydana gelebiliyordur o falan. Ondan sonra işte yani çok da bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şu an ben mesela 4.5-7'yim. Maça tıklayacağım büyük ihtimalle direkt hemen 10-15 saniye içinde maça bulacak. Maç bulacak daha doğrusu.
Ya onun haricinde çok da bir şey yok. Bence siz yorumlar cihazlarınızı yazın. Ve ben tek tek düşünmeden cihazlarınızın hangi performansta kullanacağını yanıtlarım. RAM'ine göre, işlemcisine göre, ekran kartına göre. Tek tek işte söylerim. AnTuTu puanı da çok önemli. Dixomark puanı. Dediğim gibi. Onun haricinde şöyle takım yönetimine girelim. Heh, bunu da Juventus için ayarlamıştım. Yoksa kadro öyle değil tabii ki de. Biraz yedekler. Ayarlı şu an burası. Şöyle bir iki antrenman yapalım. En sonunda maça girdim. Videoyu bitiririm. Uzaktan ölü yaprak videosu, işte ölü yaprak şutu çekme videosu da var kanalda. Dalan şutu, ölü yaprak, frikik falan filan. Serbest antrenman diyelim şöyle. Birkaç tane deneyelim. Hücum. Evet, sesi de kapattık. Sesimi engellemesin. Başlayalım yavaştan. Gördüğünüz gibi öncelikle FPS'te bir sıkıntı yok. 60 FPS olduğu için donma kasma meydana gelmiyor. Bir tane daha deneyelim. Gördüğünüz gibi. Hiçbir donma kasma yok. Hatta şutta da deneyelim. Atalım Ronaldo'ya şöyle bir plase. Gördüğünüz gibi hala donma kasma yok. Gösterelim Ronaldo. Uzak mesafe Ronaldo. Evet. Carlos'un zaten çok güzel orta açıyor. Ana karşı veriyordur. Falso ulaşıyor özellikle. Evet, Mbappé Rabona kontrol yapabilen bir oyuncuydu. Şöyle bir sağ çekim. Hala donma kasma yok. Uzaklaşmalara devam edelim arkadaşlar ve videoyu bitiririz en sonunda. Ne oldu mesela? Çok uzak mesafe noktasın. Ölü yaprak videosunda da gösterdim. Yine izleyebilirsiniz buralarda nasıl gol atılacağı bir atabileceği hakkında. Uzaktan önce topu bir kere basıyorsunuz. Ne oldu tam topu vuracak yani. Ne oldu ölü yaprak var o yüzden ne oldu diyor. Bir daha basıyorsunuz ve ölü yaprak gerçekleşiyor. Şöyle Roberto Carlos'un üzerinden bir orta kaleye doğru. Atalım zaten devam edelim. Hemen atalım golü şöyle. Fazla çekim olmasına gerek yok. Deko. Prese gol. Neyse Ronaldo'yu aldınız. Şu an tuş kombinasyonuna iyi bakın. Depara hiç basmayacağım. Depardan çekiyoruz elimize. Çok güzel mesafe. Ronaldo. Gördüğünüz gibi güzel bir şut çıkardı gayet. Biraz daha uzaktan deneyeceğim. Öyle yapay vuruş yapmaya deneyeceğim hatta. Şöyle bir fake atabilirsiniz. Hop. Ronaldo uzak mesafe. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Şimdi buralardan ölü yaprak ineceğim. Evet. Çok güzel vurdu. Son anda kaleci. Uzak olsun mesafe özellikle. Ölü yaprak olacağı için. Roberto Carlos da çok iyi vuruyor. Bir tane de Roberto Carlos'a vuruyoruz. Ronaldo çok uzak mesafe. Ronaldo kaleci. Güzel. Şöyle Roberto Carlos'u salalım topu. Roberto Carlos çok iyi vuruyor. Orta sahadan golüm var Roberto Carlos'a vuruyor. Roberto Carlos. Carlos! Dalan. Pardon. Yükselen şut. Şöyle bir açalım ortaya. Bir kafa gol bitti. Gol. Son bir iki şut daha çekelim. Videoyu bitirelim 10 dakikayı tamamlayıp. Ronaldo olmadı. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Videoyu burada bitiriyorum. Kanala abone olup like atabilirsiniz. İyi günler.